Merhabalar güzel dostlar. Bakar mısınız? Tam arkada bir çam ağacı görmektesiniz. Tabii bu ağacın ne olduğunu ben size küçükçe anlatayım böyle. Bakın tam şu noktada bir reçina görmektesiniz. Reçina, hani bu arabalar vardır ya, kışın donmasın kardeşim benzin yakıt bölümü diye. Ondan dolayı antifriz var ya, aynısı ağacında antifrizi reçinadır. Böyle küçükken böyle bal gibi elimize yapışırdı. Derdi kardeşim bu nedir böyle? Böyle mis gibi güzel bir kokusu olur ya. İşte bu reçinadır. Reçina mesela bakar mısınız kardeşim? Mevsim kıştan daha yeni çıktık. İlkbahara girdik ve bu ağacın yaprakları hiçbir zaman dökülmüyor. Yemyeşil kalıyor. Kışın soğuğunda bu ağacın yapraklarının dökülmesi sebebi içinde bulunan reçinadır. Hatta yolumuzu ne de ben size göstermiştim. Bakın şu ağacın şu şekilde kozalak haline gelmesi, böyle filizler çıkıyor ilkbaharın başlangıcında. Ve bu filizlere arılar geliyor, arı konuyor buraya, polenlerini alıyor, tekrardan yuvasına gidiyor. Ve orada kovanda bal yapıyor. İşte biz buna diyoruz ki fıstık çamı. Genelde Muğla'da, Aydın'da böyle çam balları vardır ya, genelde işte böyle fıstık çamlarından, kızıl çamlardan, sarı çamlardan veya diğer çam türlerinden alınan polenler arılar yardımıyla komanda harika bir bal yaparlar ya. İşte kardeşim, bütün mesele budur. Peki hocam biz bunu nasıl anlayabiliriz? Bakın yaprak örtüsü böyle. Hatta kozala bakarsanız kozalan rengi daha kırmızı ve kızıl tonlarda. Hatta bakın ağacın böyle kabuklarına baktığımızda ileriki yaşlarda soyuluyor. Ve soyulan kısımlar yine kırmızı ve kızıl renkleri göstermektedir. Burası Karadeniz bölgesi. Yer yer bazı bölümlerde deniz seviyesi bakın. Denize yakın bir sahadayız. Şu an Kilimli Koyun'dayım. Kilimli Koyun'un böyle alçak kesimlerinde kırılçama rastlamaktayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.